Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal bir arkadaşı sayesinde siyaset diye bir şeyin varlığının farkına vardı. Bu arkadaşı kendisi gibi Makedonyalı olan Ali Fethi'ydi. Fethi rahat, çekici bir davranışla kıvrak ve esnek bir zekayı kendinde birleştirmişti. Mustafa Kemal'in epey geri olduğu Fransızcayı çok iyi bilirdi. Fransızca öğretmeninden işittiği azarlara üzülen Mustafa Kemal tatilde kendi kendine Fransızca çalışmaya başlamıştı. Fransızcası ilerledikçe Ali Fethi ona Rousseau, Voltaire, Auguste Comte, Desmoulins, Montesquieu gibi Fransız filozofların eserlerini tanıttı. Çok geçmeden iki öğrenci bu filozofların kendi ülkelerinin sorunlarını ilgilendiren düşünceleri üzerinde heyecanlı tartışmalar yapmaya başladılar. Şimdi baktığımız zaman hangilerine ulaşılabilir diye sordu bizlere. Yakın arkadaşları gelişimi üzerinde etkili olmuştur. Kesinlikle burada Ali Fethi Bey'den, Ali Fethi Okyar'dan bahsetti ve arkadaşının onun Fransızcasını geliştirmesinden ve aslında siyasetini kendi siyaset alanında bilgilenmesinden bahsetti. O yüzden biz birinci öncülü doğru kabul edebiliriz. Eksik olduğu alanlarda kendini geliştirmeye çalışmıştır. Evet, bakın Fransızcası Mustafa Kemal'in zayıfmış ve Fransızca çalışmaya başlamış. Yani buradan eksik olduğu alanları kapatmaya çalıştığını da gidermeye çalıştırdığını da görebiliriz. Yabancı düşünürlerin eserlerinden etkilenmiştir bilgisi doğrudur. Çünkü son bölümde kimleri okuduğu zaten teker teker sıralanmıştı. Bu yüzden üçünü de alabiliyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. İstiklal Marşı'nın kabulü sonrasında Mustafa Kemal'in TBMM'de yaptığı bu konuşmadan hareketle yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Bu marş bizim inkılabımızı yani yeniliklerimizi anlatır. İnkılabımızı ne unutmak ne de unutturmamak lazımdır. İstiklal Marşı'nda istiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Bakalım neye ulaşabileceğiz? Mustafa Kemal bağımsızlık ilkesine önem vermiştir. Bakın burada özellikle istiklalden bahsediyor. İstiklal dediğimiz şey bağımsızlık demektir. Bu da zaten bizlere Atatürk'ün Mustafa Kemal'in bağımsızlık ilkesine önem verdiğini gösterir. Cumhuriyet döneminde yapılan inkılaplar da İstiklal Marşı'nda yer almıştır. Arkadaşlar yenilik aslında bu marş bizim inkılaplarımızı anlatır diyor ama Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapların burada olup olmadığına dair herhangi bir bilgi vermediği için ikinci öncül yanlıştır. Hatta eminiz bunun yanlış olduğundan. İki olanları sildiğimiz zaman bakın cevabımız çıkıyor. Demek ki 3'te varmış. İstiklal Marşı milli mücadelenin dizelere dökülmüş halidir. Bakın İstiklal Marşımızı, İstiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir manası olan mısralar vardır diyor. Buradan da üçüncü bilginin zaten doğru olduğunu anlayabiliriz. Cevabımız B şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine doğrudan ulaşılamaz? Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere ve Fransa'nın Çanakkale Boğazı'nı geçememeleri ve müttefikleri olan Rusya'nın savaştan çekilmesi Osmanlı Devleti'nin de içinde yer aldığı ittifak devletlerinin kazanma ümidini arttırdı. Ancak bu ümit ABD'nin İtilaf Devletleri yanında savaşa girmesiyle sona erdi. ABD Başkanı Wilson'un 8 Ocak 1918 tarihinde yayımladığı 14 maddeden oluşan Wilson ilkeleri bir anlamda savaşı İtilaf Devletleri'nin kazandığının bir ilanıydı. Bu bildiriye göre savaş sonunda yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktı. Bizim için bakın son bölüm önemli. Burada bize şunu sordu. Çıkarımlardan hangisine doğrudan ulaşılamaz dedi arkadaşlar. Bakalım Wilson ilkelerinde savaş mantığına aykırı hükümler vardır. Evet, aykırı bir hüküm. Yani normalde ne olur? Yenen devlet yenilenin toprağını alır. Ama Wilson ne yapmış? Yenen devlet yenilenden toprak tazminat almayacak demiş. Bu da doğrudan buna ulaştığımızın bir kanıtıdır. ABD'nin savaşa girmesi savaşın seyri üzerinde etkili olmuştur. Kesinlikle yine bu da doğru bir bilgidir. Çünkü savaşı bitiren olay zaten üst tarafta da bunu vurguladı. Savaşın bittiğinin bir ilanıydı. Çünkü itilafların kazandığının bir ilanıydı.
Osmanlı Devleti milliyet esasına göre parçalanmak istenmiştir. Yani ne demek bu? İşte Ermeniler kendi devletini kuracak, Araplar kendi devletini kuracak. Ama yukarıda böyle bir şeyden bahsetmedi. Bu yüzden biz bu çıkarıma doğrudan ulaşamıyoruz. Çünkü bize zaten doğrudan ulaşılamazı sordu. İtilaf Devletleri Çanakkale Savaşı'nda başarılı olamamıştır. Evet, bakın ne dedi? İngiltere ve Fransa Çanakkale Boğazı'nı geçemediler dedi. Bu da zaten buraya ulaştığımızın bir kanıtıdır. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Aşağıda Misak-ı Milli kararlarından bazıları verilmiştir. Buna göre Misak-ı Milli kararları ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Peki Misak-ı Milli kararlarına bakalım. Batı Trakya'nın hukuki durumu orada oturanların tam bir hürriyetle vereceği oylara uygun olacaktır. İstanbul şehri ve Marmara'nın güvenliği her türlü tehlikeden uzak kalmalıdır. Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması bizim ve ilgili diğer tüm devletlerin birlikte verecekleri karara bağlı olacaktır. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması şartıyla tarafımızdan tanınacak ve sağlanacaktır. Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamalar kabul edilemez. Yani kapitülasyonlar reddedilmiştir. Şimdi bakalım, bir hangileri doğrudur dedi. Bağımsızlığımızın önündeki her türlü engel reddedilmiştir. Kesinlikle doğru. Bunu bakın son maddeden çok rahatlıkla zaten çıkarabilirsiniz. Halk iradesine saygı duyulmuştur. Bunu da çıkarırız. Nereden? Bakın Batı Trakya'daki o halkın kendi kararını kendileri vermesi. Neyle? Oyla. Yani buradan ikinci öncül de doğrudur. Azınlıklar konusunda devletler arası eşitlik ilkesi benimsenmiştir. Yine bakın burada azınlık hakları ile ilgili üçüncü sıradaki madde var. Komşu ülkedeki Müslüman halkın da aynı haklardan diyor. Bu da zaten eşitlik ilkesinin benimsendiğini bizlere gösterir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Buna göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Birinci İnönü Muharebesi'nin ardından İtilaf Devletleri Londra'da bir konferansın toplanmasına karar verdi. Konferansa Yunanistan ve Osmanlı Devleti'nin temsilcilerini de çağırdılar. Büyük Millet Meclisi hükümeti ise İstanbul hükümeti aracılığıyla konferansa davet edildi. Mustafa Kemal Paşa, İtilaf Devletleri'nin kendilerini doğrudan çağırmadıkları takdirde konferansa katılmayacaklarını ilgili devletlere bildirdi. Mustafa Kemal'in bu tutumu karşısında İtilaf Devletleri İtalya aracılığıyla Büyük Millet Meclisi hükümetini doğrudan konferansa davet etti. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey başkanlığındaki Türkiye heyeti Londra'ya hareket etti. 21 Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında yapılan konferansa İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa katıldı. Bakalım hangileri doğrudur? Birinci İnönü Muharebesi'nin diplomatik sonuçları olmuştur. Kesinlikle doğru. Bakın, Birinci İnönü Muharebesi'nin ardından bir konferans toplanmış. Bu da diplomatik sonucunun olduğunu bizlere gösterir. İtilaf Devletleri Büyük Millet Meclisi'nin varlığını resmen tanımıştır bilgisi de doğrudur. Bizi oraya çağırıyorlarsa karşılarına muhatap alıyorlar demektir. Bu da zaten varlığını resmen tanıdığını gösterir. Mustafa Kemal kararlı bir tutum sergilemiştir. Bu da doğru bir bilgidir. Doğrudan çağrılmadığımız müddetçe gitmeyeceğiz demiş. Bu da kararlı tutum sergilediğini gösterir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Aşağıda Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkarılan isyanları gösteren bir harita verilmiştir. İsyanların geniş bir bölgeye yayılmasında unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Şimdi isyanları incelediğimiz zaman yurdun dört bir tarafında isyanların olduğunu görebilirsiniz. Hangi isyanın nerede çıktığını alttaki anahtar bölümünden, harita anahtarı bölümünden anlayabilirsiniz. Şimdi bakalım geniş bir bölgeye yayılmasında biz neyi bulmaya çalışacağız? Hemen bakıyoruz. İstanbul hükümetinin halkın dini duygularını suistimal etmesi doğru mudur? Evet, doğrudur. Halkın dini duygularını suistimal ettiği için zaten bazı ayaklanmalar çıkmıştır. Mesela Cemil Çeto ayaklanması bunlardan bir tanesi. Mesela Konya'daki ayaklanma bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Yani biz birinci öncülü burada alabiliriz. Bazı grupların Büyük Millet Meclisi otoritesine karşı çıkması da yine isyanların bu kadar geniş kitlelere, geniş bölgeye yayılmasının bir diğer sebebidir. O yüzden 2'yi de aldık. İtilaf devletler arasında bütünlüğün zamanla bozulması, bütünlük bozulduğu için bu kadar yayıldı diye bir şey söz konusu değildir arkadaşlar. O yüzden 3'ü almıyoruz. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2'nin olduğu A şıkkıdır.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Sütçü İmam başlıklı bir yazımız var. Sütçü İmam'ın Maraş'ta düşmana ilk kurşunu atmasına neden olan olay şöyle gelişmiştir. 31 Ekim 1919 akşamı Fransız Ermeni askerlerinden oluşan bir grup Uzunoluk Caddesi'nden Kışla'ya dönüyordu. Bu sırada hamamdan çıkan yüzleri peçeli iki Türk kadını gören askerler yollarını değiştirerek kadınlara hakaret etmeye başladılar. İçlerinden biri "Burası artık Türk memleketi değildir. Fransız topraklarında peçe ile gezilmez." diyerek kadınların peçesini zorla açmaya çalıştı. Olaya ilk müdahale eden çakmakçı Sait açılan ateş sonucunda ağır yaralandı ve şehit oldu. Bu durumu gören Sütçü İmam silahını çekerek bir Ermeni askerini öldürüp bir diğerini de yaraladı. Sütçü İmam'ın tabancasından çıkan bu kurşunlar Maraş halkını birbirine kenetlemiş ve direnişin ilk adımı olmuştur. Fransızların şehirden kovulmasından sonra gösterdiği bu cesaret ve kahramanlığın ödülü olarak Sütçü İmam'a belediyede iş imkanı sağlandı. Bu görevin yanı sıra Maraş Kalesi'ndeki topun idaresi de kendisine verilmiştir. Bir top atışı sırasında barutun erken ateş alması sonucu yaralanan Maraş'ın bu kahraman evladı 25 Kasım 1922'de hayatını kaybetti. Bakalım hangisine ulaşılamaz dedi. Ermeniler de Fransız işgali içerisinde yer almıştır. Doğrudur. Bakın burada Fransız ve Ermeni askerler zaten Maraş'ta dolanıyordu dedi. Demek ki birbirlerine yardım ediyorlarmış. İşgalde Türk halkının kutsallarına el uzatılmıştır. Bakın burada peçeli kadınlara saldırmaları bizim kutsalımıza el uzatıldığının bir kanıtıdır. Çevre iller Maraş'taki bu direnişten etkilenmiştir. Burada anlatılanlardan şu çıkmaz arkadaşlar. Çevre illerin Maraş olaylarından etkilenip devam etmesiyle ilgili herhangi bir şey çıkmayacağı için biz bunu almıyoruz. Sütçü İmam Maraş'taki direnişe güç vermiştir. Evet, Maraş'ta Sütçü İmam'ın olayından sonra zaten ne dedi? Maraş halkı birbirine kenetlendi dedi. O yüzden D'ye de ulaşırız. Ulaşılamaz olarak verilen cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda tekalif-i milli emirlerinde yer alan maddelerden bazıları verilmiştir. Buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere 100 kilometrelik mesafeyi ücretsiz malzeme taşıyacaktır. Bakın burada ulaşımla ilgili bir durum var. Ülkenin bütün sahipsiz mallarına el konulacaktır. Halk elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde tekalif-i milliye komisyonlarına verilecektir. Yani burada ne diyebiliriz? Kayıt altına alınıyor. Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecektir. Demirci, marangoz, dökümcü, saraç ve araba yapan esnaf ordu emrine alınacak ve askeri malzeme üretiminde çalışacaktır. Şimdi bakalım hangilerine ulaşabileceğiz? Ordunun farklı alanlardaki ihtiyaçları vardır. Doğrudur arkadaşlar. Bakın silah istiyoruz, cephane istiyoruz, taşıt istiyoruz. Bunun dışında bazı zanaatkarları da istiyoruz. Demek ki farklı alanlarda ihtiyacımız varmış. Bazı meslek grupları ordunun emrine verilmiştir. Evet, bakın son sıradaki bilgiden zaten bunu çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. O yüzden ikinci bilgi de doğrudur. Milli mücadele gücünü Türk halkından almıştır. Bakın Türk halkı zaten bunu karşılıyor. Bu emirlerin gereğini yapıyor. Bu yüzden biz üçüncü bilgiye de ulaşabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Verilen metindeki altı çizili olan bölüm Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir? Anadolu'da başlayan işgallere karşı bir tepki olarak ortaya çıkan milli mücadele ruhu Mustafa Kemal'in birleştirici kişiliği sayesinde her geçen gün daha da güçleniyordu. Damat Ferit Paşa başkanlığındaki İstanbul hükümeti ise bu ruhu yok etmek için her türlü yola başvuruyordu. Bunun üzerine temsil heyeti askeri ve sivil idarecilere İstanbul hükümetiyle her türlü haberleşmenin kesilmesini emretti. Bu durum karşısında bir şey yapamayacağını anlayan damat Ferit Paşa istifa etmek zorunda kaldı. Yani biz buradan şunu anlıyoruz altı çizili bölümden. Demek ki TBMM ve milli mücadeleciler ne yapmışlar? İstanbul hükümetiyle bağlantıyı kesmişler ve burada onları yok saymışlar arkadaşlar. Bakalım hangisini ilişkilendirebileceğiz? İstanbul hükümeti Anadolu'ya hakim değil, tabi yani bağlı olmak zorundadır. İşte Mustafa Kemal'in bu sözü aslında burayla bağlantılı olabilir. Diğer şıklara da bir bakalım. Zafer benimdir diyebilenlerindir. Zaferle alakalı hani bir savaş kazanmakla alakalı bir durum anlatılmamış. O yüzden bunu almıyoruz. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Bu bağımsızlıkla alakalı bir şey. Ülke iç politikası ile ilgili bir şey değildir. O yüzden C'yi de almıyoruz.
Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz. Yine burada da düşmanla alakalı aslında, düşmanı kovmakla alakalı bir şey var. Bağımsızlıkla alakalı bir durumdan bahsediliyor. Ama verilen metinde ne diyor arkadaşlar? Diyor ki İstanbul artık bize hakim değil, tabi olacaktır. Yani bağlı kalacaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A şıkkıdır. Aşağıda Sevr Anlaşması sonrasında Anadolu'daki durumu anlatan bir metne yer verilmiştir. Benoît Meşin'e ait bu sözler hangisini doğrulamaz diyor. Okuyalım sözleri. Türkler padişahın buyruklarına uymaktan vazgeçtiler. Mustafa Kemal'e her yandan yardım yağmaya başladı. Anadolu duygusal olduğu kadar içten ve gerçek bir halk ayaklanmasına tanık oldu. Her yaştan binlerce kadın ve erkek meclis hükümetinin emrine girmek için Ankara'ya geldi. Erkekler kurulmakta olan orduya katılıyor, köylü kadınlar cephane taşıyor, hali vakti yerinde olan aile kızları yaralılara bakıyor ya da askere elbise dikiyordu. İstanbul Meclisi'nin tutuklanmaktan kurtulan milletvekilleri her rütbeden subaylar, memurlar, öğrenciler, mühendis ve doktorlar İngiliz hatlarını gizlice aşarak Ankara'ya geliyor. Zengin, fakir herkes vatan hizmetine koşuyordu. Şimdi bakalım hangisini doğrulamaz diyor. İstanbul hükümetinin Anadolu'daki etkinliğini kaybettiği, evet, doğrular. Çünkü bakın burada padişahın buyruğuna uymaktan vazgeçtiler ve Mustafa Kemal'e destek oluyorlar, TBMM'ye katılıyorlar gibi cümleler kullandığı için biz A şıkkına doğrudan ulaşabiliyoruz. Sevr Anlaşması'nın Türk halkının inancını kıramadığına, evet, bunu da söyleyebiliriz. Eğer kırsaydı zaten bu gelişmeler olmazdı. Zaten bakın en baştaki bölümde Sevr Anlaşması sonrasındaki Anadolu'daki durumu anlattığı için biz buradan B şıkkına da ulaşırız. Sevr Anlaşması'nın tarihe uygulanamayan bir anlaşma olarak geçtiğine dair burada verilen sözlerden bir yorum çıkaramıyoruz. Normalde doğru bir bilgidir ama bu sözler yukarıdan çıkabilecek bir şey değildir. Anadolu'da topyekün bir mücadele yaşandığını da yine yorum olarak ulaşabiliriz. Bakın kadın erkek herkes, zengin fakir herkes vatan hizmetine koşuyorsa D şıkkına da ulaşırız demektir. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.